Evet dostlar, azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle incelemesini yapacak olduğumuz kablosuz kulaklığımızın ismi Tatronic Sound Liberty 92. Bu Sound Liberty 92 kulaklığımızın incelemesini yapacağız. Gelin şimdi hemen ilk olarak kutu açılışını gerçekleştirelim. Kutu içerisinden çıkan malzemelerimizi görelim. İlk olarak şu şekilde bir tane kullanma kılavuzumuz çıkıyor. Ardından Type-C girişli şarj kablomuz çıkıyor. Ardından garanti belgemiz çıkıyor kutunun içerisinden. Şu şekilde turuncu bir kutusu var. Şimdi kutumuzu açıp içerisinden çıkan kulaklığımızın incelemesini yapalım. Evet, şu şekilde bir poşetin içerisinde kulaklığımız çıkıyor. Aynı zamanda şu şekilde iki tane silikonumuz çıkıyor kulaklığa takabilmemiz için. Ve bu şekilde de burada kulaklığımızın özet şekilde kullanımını gösteren bir tane şu şekilde broşürümüz yer alıyor kutumuzun içerisinde. Şimdi bu çıkan malzemelerimizi ayrı bir yere alalım ve ardından kulaklığımızın incelemesiyle başlayalım. Burada ilk olarak değineceğim konu, kılavuzumuzun içerisinde maalesef Türkçe anlatım mevcut değil. Türkçe anlatım yok kılavuzumuzun içerisinde. Şurada dillere baktığımız zaman hangi diller var diye, bakın şu şekilde baktığımız zaman İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Çince olarak şurada kılavuzumuzun içerisinde diller yer almakta. Maalesef Türkçe anlatım kılavuzumuzun içerisinde yer almamakta bu kulaklığımızın kutusunun içerisinde. Şimdi evet, şu şekilde poşetimizin içerisinden kulaklığımızı çıkaralım. Yaklaşık bir haftaya yakın kulaklığı kullanıyorum. Deneyim etme şansını elde ettim. Bu süreçte neler yaşadık? Artıları neler? Eksileri neler? Daha iyi olabilir miydi? Hangi kısımlarında sıkıntılar var? Bunları sizlere anlatmaya çalışacağız. Şimdi burada ilk olarak kulaklığımızın kutusuyla başlayacağız. Kutusunun özelliklerinden bahsedelim. Ardından içerisindeki kulaklığımızın özelliklerine değinip videomuzu noktalayalım. Şu şekilde kutusunu sizlere göstermek istiyorum. Bakın arka tarafı bu şekilde kutumuzun, ön tarafı da bu şekilde. Kutumuzun şurada yazıyla Tatronics yazısı yazıyor, markası yazıyor. Şimdi kutumuzun alt tarafını incelediğimiz zaman kutumuzun alt tarafında şarj edilecek olduğu bölüm mevcut. Burası da USB Type-C. Type-C ile şarj ediyoruz. Bu da gerçekten çok büyük bir avantaj. Çünkü çoğumuzun telefonu zaten Type-C ile şarj ediliyor. Ayrı bir herhangi bir kablo taşınmamıza, ayrı bir özel bir kablo bulundurmamıza gerek yok. Telefonumuzun şarj aletiyle de çok rahat bir şekilde şarjımızı gerçekleştirebiliyoruz. Burada kutumuzdan başlamışken diğer bir özelliğine değinelim. Kutumuzun pili 400 mAh kapasiteye sahip bu kutumuz. Kulaklığımızı şu şekilde açtığımız zaman bakın şurada bir ışık yanıp sönüyor. Görüyor musunuz? Şurada bir ışığımız yanıp sönüyor. Bu ışığımız bizlere kulaklığı şarj ederken bizlere gösterge olarak ifade ediyor. Nasıl kulaklığı şarja taktığımız zaman bu ışık sürekli yanıp sönüyor şarj olurken. Şarjı tamamen dolduktan sonra yanıp sönmesi duruyor. Beyaz bir şekilde yanık olarak kanıyor. Buradan şarjının dolduğunu anlayabiliyoruz. Evet, bu kutuda tasarım olarak eksi yönden bir konuya değinebiliriz. O da içerisindeki şarjın ne kadar olduğunu bize gösteren herhangi bir LED gösterge, herhangi bir sinyal, herhangi bir durum kutu üzerinde mevcut değil. Yani kutunun ne kadar şarjının kaldığını tespit edemiyorsunuz. Bunu tespit etme şansınız yok. Bittiği zaman çalışmıyor. Bu şekilde tespit edebiliyorsunuz. Evet, kutumuzu şimdi gelin açalım bakalım kapağı nasıl açılıyor. Evet, kutumuzun kapağını şu şekilde açtığımız zaman sanki şu birinci açma ve ardından bir kuvvet daha uyguladığımız zaman tamamıyla açılıyormuş gibi bir hissiyatı var. Ama şu birinci açmanın, yani şu şekilde açmanın herhangi bir fonksiyonu mevcut değil. Bu herhangi bir görevi veya herhangi bir kullanımı mevcut değil. Tamamen kapağımızı bu şekilde açtıktan sonra işlemimiz başlıyor kutumuzun içerisinde. Şimdi kutumuzu açtığımız zaman burada ilk olarak dikkat edeceğimiz konu şu arka tarafta yer alan menteşe. Yani bu menteşe ne kadar kaliteli? Çünkü sonuç itibariyle bu kulaklığı takarken veya başka zamanlarda sürekli bunu ne yapacağız? Açıp kapatacağız. Bu şekilde açıp kapatmamız gerekiyor. Bu açıp kapatmada bu menteşe ne kadar kaliteli? Buna ben çok büyük önem gösteriyorum. Burada 53 Pro'nun incelemesindeki kapağın menteşesini hiç beğenmemiştim. Bana çok fazla sağlamlık hissi vermemişti. Bu Sound Liberty 92'nin menteşesi daha bir sağlamlık hissi verdi. Pro 53 Pro'ya göre söylüyorum bunu. Daha bir sağlamlık, daha böyle güçlü, daha böyle uzun bir müddet dayanabileceğinin hissiyatını bana vermiş bulunmakta bu menteşe. Gerçekten çok büyük önem arz ediyor kutularda menteşeler. Çünkü bu menteşe bozulduğu zaman otomatikman kutumuzda
bozulmuş oluyor. Bu da sonuç itibariyle ekstra bir maliyet olarak bize dönüşü oluyor. Evet, şimdi kutumuzun kapağını açtığımız zaman şu kısımda bakın, şu kulaklığın üst kısımlarının temas edecek olduğu noktalar bu şekilde dizayn edilmiş. O yüzden kulaklığımız kutusunun içerisinde çok fazla hareket etmiyor. Şöyle sizlere sallayayım kameraya, herhangi bir ses gelip gelmediğini sizler de görmüş olun. Kutumuzu salladığımız zaman kulaklıklar içerisinde herhangi bir hareket etmiyor. Yani herhangi bir zarar görme ve herhangi bir sıkıntı mevcut değil. Evet, kutumuzu açtığımız zaman şimdi sizlere şurada bir tane tuş var. Onu göstermek istiyorum. Şu tuşumuz ne işe yarıyor? Bu tuşumuzla devam edelim. Bu tuşumuz bizim kulaklığı resetleme tuşumuz. Buradaki resetleme tuşuna 10 saniye boyunca basılı tuttuğunuz zaman ön taraftaki ışık 3 defa yanıp söndükten sonra format atma işlemi, resetleme işlemi de bu şekilde gerçekleşmiş oluyor bu kulaklığımızda. Diğer bir değinecek olduğumuz konu kutumuzun ergonomik yapısı. Ergonomik bir yapıya sahip mi? Çok aşırı bir kaba bir kutudan mı bahsediyoruz? Buna değinelim biraz da. Kutumuz gerçekten ergonomik bir yapıya sahip. Çok hafif bir kutu. Elinize aldığınız zaman çok fazla ağırlık hissiyatı oluşmuyor. Gayet hafif. Cebinizde de bu pantolonlarda bozuk para yeri oluyor bildiğiniz gibi. Bozuk para yerine gayet rahat bir şekilde tamamıyla sığabilecek bir boyuta sahip. Aynı zamanda da şık bir görüntüsü olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Hem kaba değil hem de şık bir görüntüsü mevcut. Aynı zamanda da masanın üzerinde koyduğumuz zaman bu şekilde dik durabiliyor bizim buradaki şarj kutumuz. Bu kulaklığımızın kendi yapısıyla alakalı söyleyeceklerimiz şu anda bunlardan ibaret. Şimdi kulaklığımızı açalım ve ardından kulaklığımızın tanıtımına başlayalım. Şimdi buradaki bu kutumuzu şu şekilde açma işlemini gerçekleştirdikten sonra 1 saniye içerisinde kulaklığımız bağlantısını gerçekleştirebiliyor. Gerçekten mükemmel bir bağlanma hızı olduğunu sizlere söyleyebilirim. Burada kulaklığımızı kulağımıza götürünceye kadarki zamanda hemen kulaklığımız telefonla bağlantısını gerçekleştiriyor. Gayet hızlı bir bağlantısının olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Şimdi kulaklığımızı bakalım kutusundan çıkartalım, nasıl bir yapıya sahip, bunun değerlendirme işlemine başlayalım. Şu şekilde kulaklığımızı çıkardığımız zaman kutusunun içerisinde de şu şekilde bir görüntüsü mevcut. Buradan şarj işlemini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Şimdi kutumuzla alakalı söyleyecek olduğumuz bilgiler genel itibariyle bu şekilde. Kulaklığımızın incelemesine başlayalım. Kulaklığımız görmüş olduğunuz gibi silikonlu yapıda değil, açık tasarım bir yapıda. Yani şu kısımlarında herhangi bir silikon mevcut değil. Açık tasarım olarak adlandırmış olduğumuz bir yapıya sahip bu kulaklığımızın şekli de bu şekilde. Şimdi kulaklığımızın alt taraflarında right ve left olarak belirtmiş olduğumuz sağ ve sol kulağımıza takacak olduğumuz yazılar var. Bu yazılara göre kulaklığımızı kulağımıza takıp işlemimize devam ediyoruz. Bu kulaklığımızı hem Android'de hem de iPhone'da çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Herhangi bir kısıtlama mevcut değil. Bu kulaklığımızda Bluetooth 5.0 teknolojisi kullanıyor. Bu Bluetooth 5.0 teknolojisiyle beraber 15 metreye kadar çekim mesafesi var. Bu mesafede gerçekten çok güzel bir mesafe olduğunu sizlere söyleyebilirim. 110 metrekarelik bir evin içerisinde tüm odalarda rahat bir şekilde konuşabilirsiniz. Çünkü burada denemesini yaptım. İki yan odaya gitmeme rağmen herhangi bir kesinti olmadı. Üçüncü odaya gittiğim zaman da odanın yarısından sonra kesinti işlemi yavaş yavaş gerçekleşmeye başladı. Gayet çekim mesafesinin yeterli ve güzel olduğunu sizlere buradan söyleyebilirim bu kulaklıkla ilgili olarak. Bunun dışında bu kulaklığımızda IPX8 sertifikası mevcut. Yani suya ve toza dayanıklı sertifikası var. Şimdi burada suya dayanıklı derken neyi anlamamız gerekiyor? Yoğun antrenmanlarda kulağımız terlediği zaman bu tere karşı koruması var. Bunun dışında yağmura yakalandığımız zaman yağmur damlalarına karşı korumasının olduğunu anlıyoruz. Yani havuz veya denizde bu kulaklığın bu şekilde su geçirmeme gibi bir özelliği yok. Sadece bu tarz basit su damlalarında ve terleme işlemlerine karşı korumasının olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Kulaklığımızın içerisinde 13 milimetrelik driver var. Gerçekten bu da çok önemli ve güzel bir detay dostlarım. Nasıl diyecek olursanız, normalde bu fiyat aralığında, yani 200 ile 300 TL aralığında bu şekilde driverlar yer almıyor. Bu driver ne işe yarıyor diyecek olursanız, bu 13 milimetrelik driver sayesinde müzik dinlerken basları daha güzel hissediyoruz. Sesteki o kaliteyi daha güzel hissedebiliyoruz. Gerçekten burada efsane bir driver kullanıldığını sizlere söyleyebiliriz. Bunun dışında kulaklığı ayrı ayrı kullanabiliyoruz. Yani ikisini aynı anda takmamıza gerek yok. Herhangi bir yerde sadece tek kulaklığı takarak işlem yapabiliyoruz. Çünkü kulaklığımızın her birinde birer adet olmak üzere
Toplamda 2 adet mikrofon mevcut. Bu şekilde olduğu için kulaklıkları çok rahat bir şekilde ayrı ayrı kullanabiliyoruz. Burada diğer en önemli konu ise kulaklığın şarjı ne kadar gidiyor, ne kadar bizlere tam performans sunabiliyor, %100 şarjı dolu olduğu zaman ne kadar kullanabiliyoruz. En önemli konulardan bir tanesi de bu. Beni de en memnun eden konulardan bir tanesi olduğunu sizlere söyleyebilirim. %80 ses seviyesinin altında kulaklığımızı kullandığımız zaman 5 saate kadar kesintisiz performans elde edebiliyoruz. %80 ve üzerinde ses seviyesinde kullandığımız zaman ise 4 saate kadar kesintisiz bir şekilde kulaklığımızı kullandığımızı söyleyebiliriz. Burada derseniz ki %80'in üzerinde dinleyebiliyor muyuz? Gerçekten ben dinleyemedim çünkü kulakta ciddi manada ağrı yapıyor. O derece güzel ses geliyor, o derece kaliteli ses seviyesi var ki %80'in üzerinde kesinlikle kulaklığı açma gereği ve hissiyatı hissetmedim. %80'in altında gayet rahat bir şekilde istediğimiz bası, istediğimiz sesi, istediğimiz o netliği kulaklığımızdan elde edebiliyoruz. Evet, bu şekilde kulaklığımızın kutusuyla beraber ise 30 saate kadar kullanımı mevcut. Verimli bir şarj süresi olduğunu sizlere ifade edebilirim. 30 saat gerçekten günde 3 saat kullansanız 10 güne tekabül eden bir kullanım süresi olarak geliyor. Zaten bu da bizler için yeterli olacaktır. Çok fazla müzik dinliyorsanız da yine sıkıntı yok. Gayet başarılı bir pil süresinin olduğunu sizlere ifade edebilirim. Bir diğer şarj özelliği ise en önemli konulardan bir tanesi bence. Şarjımız bittikten sonra kulaklığımızı kutumuzun içerisine koyduğumuz zaman 5 dakikalık şarj ile kulaklığımızı 1 saat boyunca kullanabiliyoruz. Bu kutumuzda da bu şekilde hızlı şarj özelliği mevcut olmuş olup bu da gerçekten çok büyük kolaylıklardan, güzelliklerden bir tanesi. Kulaklığımız telefona bağlı olduğu zaman şu üst kısımda bakın çok az gözüken bir ışık var. Bu mavi ışık böyle küçük küçük yanıp sönmeye devam ediyor. Bu sönmeyen bir ışık oluyor buradaki bu ışığımız. Telefona bağlı olduğu zaman bu ışık yanıp sönüyor ama uzaktan birisinin bakarak kesinlikle göremeyeceği bir ışık olduğunu sizlere söyleyebilirim. Kulaklığımızın bir diğer güzel olan özelliği ise kulak yapısına çok uygun olması, konforlu olması, kulak içi kulaklık gibi ağrıtıcı bir kulaklığımızda hissiyat vermemesi, kulağımızı ağrıtmaması. Şimdi burada şu konuya değinmek istiyorum. Bu konu çok öznel bir konu olarak kalıyor. Silikonlu kulaklık mı? Bu şekilde açık tasarım kulaklık mı? Hangisini tercih etmeliyiz sorusu geldiği zaman burada tamamıyla öznellik giriyor işin içerisine. Nasıl bir özellik diyeceksiniz. Şimdi ben kendi adıma konuşacak olursam silikonlu kulaklık bana hitap etmeyen bir kulaklık türü. Çünkü kulağıma taktığım zaman dışarıyla tamamen irtibat kesiliyor ve aynı zamanda kulağımda ağrılar meydana geliyor. Kulaklığı 1 saatten fazla kulağımda taktığım zaman bu bende sıkıntı oluşturuyor. Ama bu açık tasarım kulaklığı kullandığım zaman çok gerçekten hafif bir kulaklık olduğu için gün boyunca kulağımda olsa bile bunu neredeyse hissetmiyorsunuz. Çok fazla sizde ağrı, sıkıntı kulağınızda herhangi bir problem bulundurmuyor. Kulaklığımız silikonlu kulaklık olmadığı için bir diğer güvenli tarafı ise dışarıdan gelen sesleri duyabilmemiz. Silikonlu kulaklığı taktığınız zaman dışarıyla bağlantınız kesiliyor. Gelen sesleri algılayamıyorsunuz, duyamıyorsunuz. Ama bu kulaklığı taktığınız zaman dışarıdan gelen sesleri duyabiliyorsunuz. Elbette sıkıntılı, bazen hatta haberlere bile çıkıyor. Kulaklığı takılı olduğu için gelen arabayı görmedik, gelen otobüsün sesini duymadık, kaza yapıldı vesaire durumları görüyorsunuzdur. Bu açıdan da daha güvenilir olduğunu sizlere söyleyebilirim. Ama bunlar çok da önemli değil. Eğer ki siz silikonlu kulaklığı tercih ediyorsanız o zaman herhangi bir sıkıntı yok. Ama silikonlu kulaklığı zaten kullanamıyorsanız gerçekten bu tasarımın çok güzel olduğunu sizlere ifade edebilirim. Şimdi burada silikonlu kulaklık şöyle böyle dedik. Sıra geldi bu sefer yalıtım konusuna. Yalıtım konusunda ne kadar başarılı diyeceksiniz bu seferde. Yalıtım konusunda elbette bir silikonlu kulaklıktan almış olduğumuz yalıtımı beklememiz yanlış olur. Şu şekilde söyleyeyim sizlere. Bu kulaklığı son ses müzik dinlediğiniz zaman yanınızdaki bir kişi de sizinle beraber aynı müziği dinleyip size eşlik edebilir. O derece dışarıya ses çıkıyor. Son sesi verdiğiniz zaman yalıtım konusunda elbette silikonlu kulaklığın vermiş olduğu yalıtımı verme durumu mevcut değil. Aynı zamanda oldukça iyi bir ses kalitesinin olduğunu sizlere söyleyebilirim. Nasıl bunu kıyaslayabiliriz? Müzik dinlerken son sese aldığımızda kulağımızı resmen çınlatıyor. Yani o derece yüksek ses alabiliyoruz kulaklığımızdan. O yüzden kesinlikle müzik dinlerken son sesle ben tercih etmiyorum. Gayet yüksek bir sesinin olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında görüşmelerdeki gelen ses olsun. Bu görüşmelerde de gayet net bir şekilde gittiğini sizlere ifade edebilirim. Gerçekten bu fiyat aralığında 200-300 TL fiyat aralığında vermiş olduğu sesin çok kaliteli olduğunu sizlere ifade edebilirim ses konusunda. Evet, şimdi kulaklığımızla alakalı genel bilgileri aktardık. Şimdi sıra geldi. Kulaklığımızın yapısını biraz inceleyelim.
Kulağımızda nasıl duruyor bir ona bakalım. Bir de kulağımızda test edelim bakalım. Sağa sola hareket ettiğimizde düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor muyuz? Şimdi kulaklığımızın yapısını incelediğimizde bakın şu kısımda şöyle bir girinti çıkıntı mevcut. Bu girinti çıkıntı gerçekten çok güzel olmuş. Bu girinti çıkıntı sayesinde kulaklığımız kulağımızda daha sağlam durabiliyor. Düşme tehlikesi hissiyatını bizde daha da azaltmış bulunmakta bu girinti ve çıkıntı sayesinde. Şimdi şu şekilde görmüş olduğunuz gibi mikrofon uzunluğumuz var. Şurada alt kısmını sizlere göstermek istiyorum. Kulaklığımızın alt kısmında 2 adet pin yeri mevcut. Bu 2 adet pin yerinden şarj olma işlemi gerçekleşiyor. Ortasında bakın şu ortasında da mikrofonu mevcut. Şimdi bu mikrofonun şuradaki şu kısımda olması bizim ağzımıza daha yakın olmasını sağlıyor kulaklığımızın ve bu sayede sesi daha net alabilmemizi sağlamış oluyor mikrofonun şu kısımda olması sebebiyle. Mikrofonlarımızın bu şekilde çubuklu yapıda olmasının diğer bir avantajı ve güzelliği ise kulaklığımızı takıp çıkartmada herhangi bir zorluk yaşamadan hemen elimize geliyor ve bu şekilde çıkartma işlemini çok rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi sıra geldi kulaklığımızın dokunmatik hassasiyet algılaması ne kadar kaliteli, dokunduğumuz zaman bizi ne kadar algılayabiliyor bu konuya değinelim. Evet, burada kulaklığın dokunmatik hassasiyetinden gayet memnun olduğumu sizlere ifade edebilirim. Niçin diyecek olursanız 10 denemeden yaklaşık 8 denemede gayet başarılı bir şekilde algılayabiliyor. Vermiş olduğum komutu çok rahat bir şekilde algılayabiliyor. Yalnız burada bu kulaklığa elimizle şu şekilde ulaşırken biraz elimizin alışması gerekiyor. Bir alışma sürecinden geçmemiz gerekiyor. Bu süreci geçtikten sonra gayet güzel bir şekilde komutlarınızı algılayabiliyor. Evet, şimdi buradaki soru şu. Bu dokunmatik bölgesi neresi kulaklığımızın ve bu dokunmatik bölgeyle nasıl kısa yollar var, hangi işlemleri yapabiliyoruz bu konuya değinelim. Şimdi şöyle sizlere göstermek istiyorum. Şu kısım bakın kulaklığımızın şu kısmını görüyor musunuz? Bu kısmı bizim dokunmatik olarak işlem yapacak olduğumuz kısım. Şimdi arama geldi. Aramaya yanıt vereceğiz. Burada ne yapıyoruz? Bu kısma bir kere dokunup çektiğimiz zaman aramaya yanıt veriyoruz. Burada sağ veya sol kulaklık olması önemli değil. İkisinden de bir defa dokunup çekmemiz aramaya yanıt vermemiz için yeterli. Müzik veya videoda nasıl bir ses arttırabiliyoruz? Müzik veya videoda sağ kulaklık ile sesi arttırabiliyoruz, sol kulaklık ile sesi kısabiliyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Dokunmatik bölgeye şu şekilde dokunup çektiğimiz zaman yavaş yavaş 1 saniye aralıklarla dokunup çektiğimiz zaman bu şekilde ses arttırma ve azaltma işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Müzik veyahut da video izlerken kulaklığımıza 2 defa bu şekilde tıkladığımız zaman bastığımız zaman müzik veya video duruyor. Durduğu zaman 2 defa yine bu şekilde bastığımız zaman videomuz devam ediyor. Veyahut da biz müzik veya video dinlerken bu müzik veya videonun ileri bir müziğe gitmesini veyahut da geri bir müziğe gitmesi için ne yapmamız gerekiyor? 3 defa bu şekilde basmamız gerekiyor. 1, 2, 3 defa bu şekilde bastığımız zaman sağ kulaklığımıza bu şekilde bastığımız zaman müziğimiz bir sonraki müziğe geçiyor. Buradaki sol kulaklığımıza 1, 2, 3 defa bastığımız zaman ise bir önceki müziğe veyahut da videoya geçiş yapmış oluyoruz. Peki bunun dışında şu dokunmatik yere 2 saniye boyunca basılı tuttuğumuz zaman ne oluyor? Buradan sesli yanıt sistemi veyahut da telefonunuz iPhone ise Siri'ye otomatik olarak bağlanma işlemini gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Burada kulaklığımızın pilinin azaldığını nasıl anlayabiliyoruz? Sizlere söylemiş olduğum gibi kutu üzerinde herhangi bir gösterge yok. Ne kadar şarjının kaldığı kutuyla alakalı bunu göremiyoruz. Kulaklığımızda da herhangi bir gösterge yok. Sadece şunu anlayabiliyoruz. Kulaklığımız kulağımızda takılı. 5 saat boyunca kullandık. Şarjı bitmeye yaklaştığı zaman kulaklık kulağınızda ise bir uyarı geliyor. Bu uyarıyı burada kulaklıktan duyup ona göre kulaklığınızı şarja koyabiliyorsunuz. Evet, genel hatlarıyla sizlere aktarmayı düşündüğüm, benim bu kullanımımda elde etmiş olduğum bilgiler bu şekildeydi. Şimdi gelelim bir diğer konuya sizlerle. Bu kulaklığın hiç eksi bir tarafı yok mu? Kötü bir tarafı yok mu? Bundan bahsedelim. Kötü bir tarafı 200-300 TL bu fiyat performans bandında şu da kötü veya şu da şu şekilde diyebileceğim bir durum yok. Çünkü kulaklığın fiyatı çok güzel. Vermiş olduğu özellikler bu fiyatın üzerinde özellikler veriyor. O yüzden ben şahsen memnunum. Bu konuya da değineceğiz. Evet, benim olmasını isterdim. Yani bu da olsaydı daha güzel olurdu. Bu da eklenebilirdi diyecek olduğum iki özellik mevcut bu kulaklığımızda. Birinci özelliğimiz şu. Yani biz müzik veya video için kulaklığımızda müzik veya video dinliyoruz. Bir işimiz oldu. Kulaklığımızı kulağımızdan çıkardık. O anda müzik veya videomuz durmuyor. Oynama işlemi, çalma işlemi devam ediyor. Bunu kulaklığımızı kulağımızdan çıkardığımız zaman herhangi bir durma işlemi meydana gelmiyor. Bu birinci söyleyecek olduğum
eksi taraflardan bir tanesi, bu da olabilirdi diyebileceğim özelliklerden bir tanesi. Diğer bir söyleyecek olduğum konu, şimdi bizim kulaklıkla işimiz bitti. Görmüş olduğunuz gibi masaya kulaklığımızı koyduk. Bu kulaklığın bağlantısı kesiliyor mu? Maalesef bu da kesilmiyor. Kulaklığın bağlantısının kesilmesinin iki yolu var. Ya Bluetooth'u kapatacaksınız ya da bu kulaklığı şu kutusun içerisine koyup kapağını kapatacaksınız. Bu iki tane durumu gerçekleştirmediğiniz sürece bağlantı sürekli aktif olarak bağlanmış halde bulunuyor kulaklığımız. Bağlantıyı kesemiyoruz. Şimdi gelin son olarak kulaklığımızı kulağımıza takalım. Kulağımızda nasıl bir görüntüsü var? İstediğimiz güzel bir görüntü oluşuyor mu? Onu da sizlere göstermiş olalım. Şimdi kulaklığımızı güzelce kulağımıza takıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kulaklığımızı kulağımıza taktığımız zaman şu şekilde bir görüntüsü var. Şuradaki mikrofonu çok kalın bir görüntüye sahip değil. Gayet şık bir görüntüsü olduğunu şahsen öznel bir şekilde sizlere ifade edebilirim. Sağ kulaklığımızı da şu şekilde sizlere gösterelim. Taktığımız zaman görüntüsü kulağımızda bu şekilde oluyor. Şimdi gelin son olarak bir de şu testi gerçekleştirelim. Yani şu şekilde normalde silikonlu kulaklığı taktığımız zaman herhangi bir düşme ihtimali çok az oluyor. Bu kulaklıklarda genelde en büyük korku hareket halindeyken, antrenman yaparken, spor yaparken düşer mi? Düşme ihtimali nedir? Onun testini sizlerle gerçekleştirelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi kafamızı sağa sola, öne arkaya çok hızlı bir şekilde sallama işlemini gerçekleştiriyoruz. Neredeyse boynumuz kırılacak ama ona rağmen görmüş olduğunuz gibi kulaklığımız çok rahat bir şekilde yerinde duruyor. O sizlere anlatmış olduğum girinti çıkıntının gerçekten çok faydası olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bu kulaklığın da düşme konusunda gayet başarılı bir performans gösterdiğini sizlere ifade edebilirim. Şimdi gelelim son olarak değerlendirme aşamasına. Bu kulaklıktan memnun muyum? İstediğim sonucu elde edebildim mi? Sizlerin de videodan anladığınız üzere gerçekten bu fiyat skalasında elde edebileceğimiz özelliklerin fazlası bu kulaklıkta mevcut. Ben gayet memnunum. Ses seviyesinden tutun da görüşmelerde olsun, ses aktarımında olsun, ses netliğinde olsun gayet kaliteli bir sonuç elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Burada da son olarak oyuncu arkadaşlara değinmek istiyorum. Bunu oyun için almak isteyenler varsa, ben böyle bir isteğim ve talebim olmadığı için ben çok fazla buradaki performansı beni ilgilendirmiyor ama onu da ifade edelim. Oyunlarda ses gitgelinde saniyelik gecikmeler var. Nedir? PUBG oynayanlar özellikle kapı sesini, ayak sesini, mermi sesini duymak isteyeceklerdir. Bu seslerde 1 saniyelik gecikmeler meydana geliyor. O yüzden buna bir oyuncu kulaklığı olarak söylememiz mümkün değil. Yani bu tarz bir gecikme olduğunu bilin. Sırf oyun için alacaksanız kesinlikle bu kulaklık sizin ihtiyaçlarınızı karşılamayacaktır diye düşünüyorum. Burada şu konuya da değinmek istiyorum. Kulaklığı aldınız, uzun bir süre kullanmadınız. Burada ne yapmanız gerekiyor? Kullanma kılavuzunda yazdığı kadarıyla uzun bir süre kullanmazsanız en az 3 ay boyunca hiç kullanmadığınız zamanlarda 3 ayda bir kulaklığı şarj etmeniz kulaklığın ömrü açısından faydalı olacaktır. Bunu da unutmayalım. Şimdi gelin bir görüşme gerçekleştirelim. Bu görüşmede ses nasıl geliyor? Dışarıdan ses nasıl geliyor? İçeride hiçbir ses olmadığı zaman nasıl bir ses elde ediyoruz? Onu da bu şekilde sizlere gösterip videomuzu tamamlayalım. Evet dostlar, şu anda kulaklığımızın ses aşamasına geçtik. Bu ses aşamasında nasıl yapıyoruz, neler yapıyoruz öncelikle onlardan biraz bahsedelim. Şu anda ben yürüyüş yapıyorum. Açık alandayım. Burada trafiğin yoğun işlediği, sağlı sollu trafiğin yoğun olarak aktığı bir mekandayım. Şimdi bu gürültünün, bu araba gürültüsünün, araba sesinin içerisinde bakalım sesimiz ne kadar net bir şekilde karşı tarafa duyulabiliyor. Buradaki dışarıdaki sesi ne kadar bizlere konuşurken engelleyebiliyor kulaklığımız, bu performansı nasıl, bunun testini şu anda sizlerle gerçekleştiriyoruz. Evet, şu anda aynı anda hem yürüyorum hem arabaların geçtiği bir yerdeyim. Arabaların sesi büyük ihtimalle geliyordur diye düşünüyorum zaten. Şu an ben yavaştan bakalım bu sesi ne kadar engelleyebilecek. İstediğimiz o performansı elde edebileceğiz mi? Bakalım, göreceğiz. Evet, bakın arabalar geçiyor şu anda yanından. Çok hızlı, bunu biraz daha hızlı yapılan bir bölgedeyiz. Arabaların hızlı geçtiği bir bölgedeyiz. Bakalım bu seslerden ne kadar kaliteli bir ses karşıya ulaşıyor. Bunun testini yapacağız. Ağzından evimize girerken, binaya girerken bu yankı, ekonun olduğu yerde, yankının olduğu duvarlardaki yankının olduğu yerden
ne kadar sesi net bir şekilde karşıya aktarabilirim, onun testini yapacağız. Ve ardından da son olarak evimizdeki bir sessiz bir odada bakalım sesimizi ne kadar net bir şekilde aktarabiliyoruz. Bu şekilde sınavlarımızın 3 tane denemesini yapacağız. Sizlerle konuşurken zaten arabalar yanımdan geçip duruyor. Arabaların sesini de zaten büyük ihtimalle duyacaksınız. Arabalar olsun, motor olsun, hepsi şu anda olduğum yerde trafik hızlı bir şekilde akıyor. Bu yarı açık kulakların en büyük güzel taraflarından bir tanesi de ne konuştuğunuzu kendiniz duyabiliyorsunuz en azından. Sesinizi çok aşırı şekilde yükseltmenize gerek kalmıyor. Bu mikrofonlu kulaklıklarda ne kadar sesli ve ne kadar sesinizi yükselttiğinizi tam olarak anlayamıyorsunuz. O yüzden bazen farkında olmadan bağırabiliyorsunuz. Şu anda bina içerisine girdik. Sesimiz büyük ihtimalle yankı yapıyor tabii diye tahmin ediyorum. Bakalım bu yankıdan ne kadar net bir şekilde verebiliyor ve bu yankıyı ne kadar engelleyebiliyor. Onun da sesini bu şekilde yapmış olalım. Ardından oradan da geçelim. Sesli bir ortamda da bu iki ortamdan ayrı daha net ne kadar aktarabiliyor. Onun da sesini yapmış olalım. Evet, şu anda ara koridorlarda geniş betonların geniş duvarların olmuş olduğu yankılı yerde. Şimdi de sessiz bir odanın içerisindeyiz. Herhangi bir ses yok etrafımızda. Bakalım bu sessiz ortamda ne kadar etkili bir şekilde sesimizi aktarabiliyor. Bunun da bu şekilde sizlerle sesini yapmış olduk. Şimdi bir gürültülü ortam, arabaların geçtik, cadde üzerinde sesimizi yaptık. İki geniş duvarların olduğu yerde sesin yankı yapabileceği bir ortamda ne kadar net ilettiğini testini yaptık. Şimdi de sessiz bir odada ne kadar net iletmiş olduğunu testini gerçekleştirmiş olduk ve bu şekilde testimizi sonuçlandırmış bulunmaktayız. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım.